Öyle yani. Benim bu kabuslarımın sebebi tamamen Benjamin'miş. Bünyamin yani. Adamın adı Bünyamin, kendine Benjamin diyor. Bu nasıl bir gerizekalılık ya? Adam Bünyamin'se Bünyamin'dir. Benjamin neymiş ki yani? Bana diyor ki işte, sen diyor neyin diyor gerçek olduğunu diyor, neyin diyor rüya olduğunu diyor böyle ayırt edemeyecekmişim de ben bir süre işte o şekilde böyle kafayı yeme derecesine kadar gelecekmiş benim durumlar. Kendine kalsa elinden asayı alacak türlü oyunlarda. Yok ya, yok ya. Bak Mecnuncuğum, kesmeyeyim diyorum da lafına. Bak saat kaç oldu ya? Yatacağız. Biz yatacağız. Geldin yine kuruldun buraya. Yani yaptığın iş değil. Kalksan bir gitsen. Erdal abi şimdi bu saatte yatsanız da siz savara kalkamazsınız ki. Bence hiç yatmayın ya. Oturalım beraber. Konuşuyoruz ne güzel. Değil mi? Anlatayım ben biraz daha. Geçen ne oldu biliyor musun? Mecnun bak burası ev. Ev. Yani bak bakkal demiyorum. Ev. Erdal. Ev. Ev. Erdal. Ev. Erdal. Bir dur. Ya bırak bir anlatsın çocuk ya. Belli ki bir derdi var. Helal olsun Nurten abla ya. İşte bu ya. Gördün mü bak insan. Göz var sende Mecnuncuğum. Nasıl? Göz. Göz mü? Hı. Sana en kısa zamanda bir kurşun döktürmemiz lazım bizim. Ah ben Nurten abla ne kadar iyi giriş yaptın da o nasıl nereye bağlandı öyle ya? Ne oldu beğenemedin mi Mecnun Bey? Ya, estağfurullah beğenmemek değil de hani kurşuna niye ara bağladın onu? Ya Nurten bunun derdi göz falan değil. Gözle alakası yok. Bu şimdi Leyla Arda'ya kaçtı ya. Hı. Oradan sonra böyle kafa gidik bu çocuğun gidiyor. Erdal abi sen ne yaptın demin? Hayır, söylediğin her şeyi duydum. Sen güya hesapta eğilip kısık sesle bir şey mi diyordun orada? 3 kişiyiz ya. Yani avuç içi kadar bir alanımıza 3 kişiyiz ve orada fıs fıs ne anlatıyorsun? Bunun kafası. Her şeyi duydum, her şeyi. Ne kadar ayıp bir şey bu ya. Yani... Ha bir de bu üstündeki nedir Allah aşkına senin? Ne, evde böyle mi oturuyorsun Erdal abi sen? Evet, ne oldu ki? Ha, bir şey olmamış canım yani. Ya, çok iyi de. Renkleri var mı bunun? Var, var tabii canım renkleri. Ben bunun şeyi, rengi için değil yani böyle rahatlığı için giyiyorum böyle. Rahat evet. Olsun diye. Yoksa koyu rengi de var bunun. Hı. Ama kışın giyiyorum onu. Bir de desenlisi vardı ya Nurten. Ha? O nerede ya? Ne bileyim ben Erdal ya? Erdal abi ağzıma sok. Tövbe ben gidiyorum ya. Bu... Gideyim diye mi yapıyorsun acaba? Hemşerim, ne yapıyorsun öyle? Ya ben şu an çok üzgünüm de kendim. Taş sektirerek üzüntümü gidermeye çalışıyorum. İyi de deniz mi burası? Her üzgün adam gelip burada taş sektirirse ne olur bu belediyenin hali? Belediye mi? Belediyeyle ne alakası var ya? 2 tane taş sektireceğim gideceğim. Kaç tane kuğu ziyan oldu haberin var mı böyle taş sektirme yüzünden? Allah Allah, olay oldu ya. Hayır bir şey değil atamıyorum da zaten. Benim babam güzel sektiriyormuş da. Ben artık ona çekmediysem mi ne olduysa? Böyle böyle bilekler. Bilekler sallayacaksın hemşerim bak böyle. Aha da an böyle. Nasıl? Bilekten mi? Bilekten. Öyle. Sadece buradan mı? Burası mı? Aynen öyle. Bilekten. Vallahi. Dur bakayım ya. Yap bakalım. Mecnun. Leyla döndün mü? Belanı versin ama. Mecnun. Pii Allah belanı versin senin be. Hey! Babaya bela okunmaz. Patlatırım ben seni. Hadi gel 8. Sen ne yapıyorsun baba burada ya? Hadi ben burada kabus görüyorum. Burada tatlı tatlı kabusum görüyorum. Sana ne oluyor acaba? 6 kere 8 nedir? 48. Ha? 48 değil mi? Ya muhakkak 48 de ben... Hayır yani 6 kere 8 nedir? Ne demek ki yani? 6 kere 8. Mecnun! Nedir bu kabus, kabus, kabus? Eşik kadar adam oldum. Ayrıca sen kendini tekrar ediyorsun artık, kabus. He, vallahi mi ya? Sıkıcı ve didaktik olmayayım ben yakında. Ne didaktik? Ne? Yok mu didaktik? Hani böyle otomatiğe bağlamayayım yani. Kalk hadi yiyelim de sonra gene yatarız. Allah mı? Aman. Sen hiç gördün mü böyle güzel sallayan gördün mü? Hiç sallayan gördün mü bu kadar güzel? söyle yavrucuğum. Yavrucuğum mu? Yavrucuğum demedim. Yavrucuğum dedim. Dedim, yavrucuğum dedim. Bana çınladı kulaklarımda yavrucuğum. Yavrucuğum dedin baba be. Kesin bir şey var, bir şey oluyor şu anda. Annen nerede? Çayı mı beğenmedin sen? Çayı mı beğenmedin mi sen? Ya baba Allah aşkına bırak, neyini beğeneceğim? Sallamayı getirmişsin, koymuşsun önüme çay diye. Konuyu dağıtma şimdi, dağıtma. Bu annemin sofrası değil, bu başka bir şey. Bu bir kere rezillik, böyle bir şey olamaz. Bu annemle alakası olmayan bir şey bu. Annem nerede? Şeyde annen, annen şeyde... Neydi anne? Dayılarına gitti anne. Dayılarına gitti. Dayılarına gitti. Almanya'ya. Almanya'ya gitti dayılarına. Almanya dayılarına gitti anne. Almanya dayılarına gitti anne. Niye gitti acaba? Özlemiş, dayılarını özlemiş. Bir de tabii biz ne zamandır tatil falan yapmadık ya Mecnun. Hem dayılarını özleyip hem de tatili de özleyince, tatili de ve dayılarını da özleyince o zaman dayılarını görmeye böyle uzun bir tatile gitti. Uzun zaman o... Uzatmayalım da işte uzun etmeden annemizi terk etti. Ne etti? Terk etti. Ne diyorsun ya? Niçin? Benimleyken artık eskisi kadar heyecanlanmıyormuş. Neymiş? Benimleyken eskisi kadar. Pii, o ne öyle ergen bahanesi gibi? Öyle şey mi olur ya? Koca kadın. Allah Allah. Seninken eskisi gibi heyecanlanmıyormuş. Tartıştık, kavga ettik, çekti gitti. Ne yapayım? Anladın mı yani? Kalkıp gitmiş Almanyalara yani. Niye izin verdin gitmesine ya? Neden gönderiyorsun kadını? Yani yaptığın şey doğru mu? Allah aşkına yani karın seni terk etti baba yani. Ben yani söylemeyeyim. Haşa ben senin çocuğunum yani de bunları birinin söylemesi lazım yani. Leyla da Amerika'ya gitti ya. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen? Babanım böyle söylemek istemiyorum ama ne yapabilirim? Terk etti seni gitti. Sen ne yaptın? Hemen misil değil mi? Hemen çak suratıma değil mi? Dertliyiz değil mi? Ondan sonra kaşınıyorsun. Tamam tamam. İkimiz de aynı soyu şeyiyiz. Anladım ama şimdi şöyle bir problem var babacığım. Ramazan'dayız. Evet. Yemin ediyorum bayramda gitse ne kadar iyiydi de şimdi kalacağız misina gibi. Vallahi kalacağız açlıktan öleceğiz biz. Baba acaba tutmasak mı orucu? Anne beni terk etti tabiatıyla seni de terk etti. Peki senin derdin bu mu? Bu mu? Hayır onunla alakası olabilir mi baba? Ben şu annesizlik başıma vurdu ya benim. He. Ondan ben ne dediğimi tam da bilmiyorum ya. Aha annem geldi. Bu saatte saçmalama annem geldi. Bu saatte annem mi gelir? Annem mi geldi? Böyle İsmail ne yapıyorsun? İskender abi, Ramazan davulcu oldum ben. Geleyim seni uyandırayım dedim. Gümbede güm güm gümbede güm güm güm. Oğlum sen ne anlarsın da... Yok ben bir şey sormadım. Tamam zaten söyleme ne olur. Vallahi çok acelem var. Daha gideceğim bütün mahalleye gümbede güm vura vur uyandırayım. Kapıları tek tek çalıp mı uyandırıyorsun herkesi? He. Sersen misin sen? Çalsana davulunu uyansın herkes. İskender abi davulun sesi ama uzaktan hoş geliyor. Elimin ayarından kulağımın duyduğunu tuttuğu o kadar yüksek ki desibel ayarlaması. Mahvoldum. Duramıyorum orada. He. Sonra hayırdır davula mı başladın? He davulcu olur. Ramazan davulcuyum ben. Bak tokmağım da var. Sen ne anlarsın Ramazan'a? Ne yaptın? Ben gideyim baba benle onunla takılırım biraz. Sahur? Sahur onu hallederiz ya değil mi? Yeriz dışarıda bir şeyler. Dışarıda yeriz. Biraz da bana yardımcı olsun. Ha gidelim çıkalım bakalım. Ama ben çok güzel çay sallamıştım. Çay salladım da o kadar güzel sallıyorum ki çayı. Aklın durur. Ben artık ondan sonra hiçbir şey yiyip içmiyorum biliyor musun? He. Hadi baba kaçtık. Tek başına da içilmez ki sallama. Mani biliyor musun sen? Mani mi biliyorum. Ha, tamam gel ben de. İskender abi. Vereyim elinize de yolda için. Tokmak mı çubuk mu? Nasıl? Tokmağımı vereyim, çubuğumu vereyim. Hani yardım edeceksin ya bana. Ne yardımı ya? Bir dakika İsmail abi, ne yardımı? İki elle bir davul mu doğrultacağız Allah aşkına? Sen çal işte, ben yanına takılırım öyle. Çakal. Yavan çakalı. Sen ne yavan çakalısın sen? İsmail abi, şu anda beni tokmaklıyorsun. Farkında mısın? Ha, tokmakladım. Ha. Sen ne sen var ya, ne İskender abi sana izin vermedi sokağa çıkmaya da bahane ettin öyle mi? İsmail abisine yardım edecekmiş. Bak davul çalacakmış bizimkiden. Ne yapacaksın? Kız arkadaşınla mı buluşacaksın? Kız arkadaşım mı? Kız arkadaşınla mı buluşacaksın sahilde? İsmail abi benim kız arkadaşım var. Gitmedi mi bu kız çekip? Çekip gitti değil mi o? Çekip gitti. Çok özür diliyorum. Bunu hep yapıyorsun. Niçin yapıyorsun acaba bunu? Sürekli böyle bir Leyla. Kafamdan çıkarmaya çalışıyorum kızı. Sürekli kabuslar görüyorum. Kabuslar içinde abuk sabuk şeyler yaşıyorum. Rüya hangisi, gerçek hangisi? Kafayı yedim yemin ediyorum. Kafam böyle poşet gibi oldu. İsmail abi benim uyumamam lazım. Benim de uyum... Ya da uyuyorsam da uyanmamam lazım. Ama uyumasam daha iyi. Beni uyutma. Tamam o zaman. Bak ne kadar güzel dedin. Ağzın bal tutsun. Gidelim aşağı. Alalım çekirdekleri, kola alalım. Sabaha kadar çıt çıt çıt. Muhabbet, gır, şamata. Sanırsın yılbaşı gecesi geçiriyoruz. Vallahi öyle mi yapsak acaba? Yemin ederim. Gel gidelim alalım mı? Kola alalım, çikolata da alalım, çekirdek de alalım. Sabaha kadar muhabbet. Davul. Çikolata da alırız. Hepsi karıştı. Alırız hadi. Tamam güzel hadi. Erdal abi ne yapıyorsun ya? Olmamış mı? Olmamış mı? Ne yapıyorsun ki olmamış mı? Senin bu hal nedir ya? Ne bu üstün başın? Bir tipine baktın mı sen kendine? Ne kadar çirkinsin şu an. Ya neyin peşindesin ki böyle? Ya işte... Hacivat Karagöz var ya onun şey. Bir kere ses yanlış. Nasıl? Öyle o kadar ince olmaz ki o daha gırtlaktan bir şey olması lazım. Nasıl bir şey? Yap bakalım. Vıy. Hayır abi daha gırtlaktan böyle. Hani vıy ne ya? Vıy yok değil bir kere. Vıy değil bıy. Bıy hani, bıy. Bıy. Ben yapamıyorum da hani sen yaparsın madem giymişim bunu yap bari değil mi? Bana vıy dediler ya. Tamam bıy. Lan bıy. Lan öyle bir şey yani. Tamam anladım dur. Buyur. Tamam yapma be. Yapma vallahi yapma. Çok anlamsız yani. Sen o kadar iticisin ki şu anda benim gözümde. Allah. Satışları arttırmak için ya. Ha bu şekilde. Böyle satış mı arttıracaksın lan Erdal abi? Ramazan'da olmuyor mu böyle şeyler? Allah aşkına bir kişi geldin mi gün dükkana? Geleni kaçırırsın. Bu neymiş ya? Ha bir kere böyle olmaz ki bir de yanında senin hacivat lazım ki onunla böyle kapışacaksınız böyle ne tek başına havuz ördeği gibi. Var hacivat var. Onu da ay Allah'ım ya anlaştı. Gel bir de ikimize bak. Bıy. Pardon. Bıy. Bıy. Hacivatım domates biber lahana turşusu. İyi. Bir şey demeyecek misin karşılığında? Ya siz çalışmadınız mı bir de buna? Ya abi sadece Ramazan özel bir şeyler yapalım dedik. Büyük marketler hep böyle yapıyor. Müşterinin de hoşuna gidiyor tabii. Ne olur. Erdal abi sana gerçekten çok üzülüyorum. Şu an karşımda acınacak haldesin ya. Bak yumrukları sık. Üstünü falan değiştir bence. Bu ne ya? Dur Mecnun. Oğlum seni de tuzsuz deli bekir yapalım. Ya. Mecnun! Ya ne oluyor ya? Ne yapıyorsun? Ramazan davulcuyum ben. Nasıl? Ramazan davulcuyum ben. Çok önemli bir haberim var. Yemin ediyorum. Ne olur beni biraz dinle. Sen davulla mı dolaşıyorsun? Evet. Bu bana zimmetli. Mecburen bu... Ya niye lafımı bölüyorsun benim? Çok önemli haberim var sana. Nasıl? Çok önemli bir haberim var sana. Leyla gelmiş. Ne yapmış? Leyla gelmiş. Leyla İstanbul'a geri dönmüş. Abi emin misin? Yemin ediyorum. Şeyden duydum. Ne o? Ya ama bir... Ben de nasıl koşayım davulla ya? Of! Yok Mecnun nereye? Ya Zeynep acelem var konuşur sonra. Tamam. İsmail? Zeynep ne haber? Gidiyorum görüşürüz. Kızım. Hoş geldin. Leyloş! Hey man, hey, Amerikancı. Hop, sarseri! Ne işin var senin burada? Ha? Ya bir hoş geldin diye sarılacağım o kadar ya. Ne sana işim var? Bana bak, sana verecek kızım yok benim. Anladın mı? Allah Allah, kız mı istedik senden Metin amca? Bir sarılacağım, hoş geldin diyeceğim. Öpmeyeceğim ya, yemin ediyorum öpmeyeceğim bile. Sarılıp böyle uzaktan, tamam. İsmail abi bile sarıldı. Evet, ben bile öptüm vallahi. Öptün mü? Hayır, senin için öptüm herhalde, kendim için değil. Hadi gidelim biz. Leyla öpüyorum, çok öpüyorum Leyla. O da hepten kız babası oldu ha. Ya ama ayıp, senin de yaptın ayıp. Adamın kızı gelmiş de Amerika'dan, tutturun öpeceğim de öpeceğim, sarılacağım, kucaklayacağım ama insanda birazcık destur olur ya. Ne yapacaksın dedim, ben öpeceğim demedim ki, tam tersi öpmeyeceğim dedim. He, onu ben ama yanlış anlamışım. Böyle anlıyorsun her şeyi. Gel bana sarıl gel. Sana mı sarılayım? Heh. Ya çık git aydınma, sana tokalaşmam, bırak sarılmayı. Niye ya, yoldan geldim bak. Vallahi mı? Tabii. Ay sarılsam, sarılmasam ayıp mı olur? Ayıp olur tabii, o kadar hediye baktım ben sana orada. Ne aldın? Almadım bir şey, sadece baktım. Yani sonuçta küresel bir dünya değil mi yani? Ne istesen pat diye yazıyorsun, fıt diye geliyor. Öyle de işte ne bileyim, oradan daha ucuza geliyor ya alacağın her şey. Onun için dedim belki bir şey aldınsa. Yani öyle de bende deli para var, bu problem değil yani. İstiyorsan bir şey pat diye atlarız, fıt diye alırız. Bana gelen mi? Gel. Bir şey diyeceğim, nasıl diyorlar orada Amerikanca, nasıl İsmail diyorlar? İsmail. Görüyor musun bak? Gel sana da tokmak alırız yine. Tokmak? Ha. Bir şey söyleyeceğim, sadece ben mi yanıyorum acaba? Sırtım, mırtım, böyle bacaklarım falan hep şişti ya böyle. Ter oldum böyle ya. Yok ben de yanıyorum vallahi. Ayaklarım o kadar fena durumda ki yemin ediyorum tabanlarım yanıyor ya. Fırın mı var burada? Ay. Ya burada mıymışız? Bayılıyorum senin bu şaşkalos hallerine. Hayır her seferinde diyorsun be arkadaş. He ben de fark ettim onu ya. Ama işte konu Leyla olunca bu şekilde oluyor, ne yapalım? Leyla değil Mecnun. Sen hep böylesin kardeşim. Hep böylesin. Vallahi mı? Evet. Hemen bir şey oldu mu hemen atlıyorsun sazan gibi, hemen atlıyorsun oraya, hemen yani. Hadi ya, ne yapsak ki? Göstermek lazım. Göstermek mi lazım? Neyi göstermek lazım ya? Kapırdacı araba mı gösteriyorsun İsmail abi? Çok ayıp değil mi? Adamın yanında. Yani Bünyamin, vallahi sana çok kalbimi kırıyorsun yani kardeşim ha. Kardeşim mi? Oo. Yani hepimiz kardeşiz bir şekilde. Kardeş böyle geçinip yaşamak varken hani nedir bu aksiyon yani? Sürekli bir çöllerdeyiz, vahalardayız, asfaltlardan buralara geliyoruz falan. Yani haksız mıyım İsmail abi? Evet! Evet diyorsun ama sen de hani uyutmuyordun İsmail abi beni? Hani ayakta tutacaktın bütün gece? Geldik çöle. Ha, suç şimdi bana kaldı öyle mi? İsmail abin yine haksız, İsmail abin suçlu. Bu koca ağzı Benjamin yapıyor yine İsmail abin suçlu öyle mi? İsmail abi Allah aşkına elin herifin yanında tartışmayalım. Evet. Sonra konuşuruz. Ha, şimdi elin herifi olduk ha? Bravo, öyle olsun peki. Öyle demek istemedim, yani o anlamda söylemedim ben onu. Yani bir dakika ya, ben neden her şeyi açıklamak zorundayım acaba? Sürekli açıklamak zorunda kalıyorum. Burada mağdur olan benim, zor durumda olan benim. İsmail abiyle beraber çok zor durumdayız, sürekli birilerine laf anlatıyorum ben. Allah Allah, ortada kalmaktan gerçekten çok sıkıldım. Hayır, bir şey merak ediyorum. Sen sürekli burada mısın ve pişmiyor musun abi şu şekilde? Ya sıcak neyse de nem bitiriyor be Mecnun. Ay söyledi o nemi. Uyanmasak mı artık? Hadi uyanalım. Nasıl uyanacağız ya? Kabusa mı gidiyoruz yine? Kabus? Kabus gibi değil de bir şey yapalım mı? Nasıl? Uyumuşum. Uyumuşuz. İsmail abi. İsmail abi. Hı. Hı mı? Hı mı? İsmail abi. İsmail abi. Hop. Ne uyumuşuk ama ya Mecnun. Bu kadar uyunur mu ya? Bu kadar uyulur mu? Nasıl bu kadar uyudum ben? Ama bir şey diyeyim mi? Koca ağzı Bünyamin yok mu? Onun çok selamı var sana biliyor musun? İsmail abi hani uyumayacaktık? Hani uyumayacak sabaha kadar oturacaktık burada. Niye uyuttun beni? Evet sabaha kadar çekirdek çitler izledik. Ben ne bileyim yılbaşı gibi sandım. Tombala oynar sabahlara kadar otururuz şen şakrak sandım ama Ramazan olduğunu unutmuşum ya vay. Unutmuş musun? He. Nasıl unuttun ya? Bu onun da Ramazan davuluyla oturuyorduk şurada. Evet ama sen de hiç uyarmadın beni, hiç ayıktırmadın. Ben de şurada biraz içim geçmiş. Ne var yani bunda? Çok mu zor? İçim mi geçmiş? Evet. Bu nasıl iç geçmek ya? Yorganın içine girmişsin. Uyku kokuyor burası. Sana bir de ben bu yatakta tek başıma yatamayacak mıyım acaba hiç? Kolay gelsin hanımlar. Ne yapıyorsunuz siz? Dediler ki burada akça bir dede yaşarmış zamanında. Duyduk ki ululardan uluymuş kendisi. Rivayet odur ki rüyalara girer, insanların hayatlarını değiştirirmiş. İstedik ki bizim de dertlerimize derman olsun kendisi. Bu ne be? Çalıştınız mı siz bunu? Siz nereli korosunuz? Küçük bir grubumuz var. Hafta sonları sahneye çıkıyoruz. He, sanat müziği korosu mu? Yok, rockçıyız biz. Herkes bilsin yani. Bu da bir alternatif işte. Tamam anladım. Allah aşkınıza canımı sıkmayın mübarek gün. Hadi bakalım dede filan yok. Haydi dışarı hanımlar. Hadi al bunu da, al bunu da. Hadi bakalım, haydi dışarı. Dediler ki kendi gitmiş, asası kalmış Yadigar. Düdük pek bir değerliymiş. Ya, tamam ben anladım. Siz komik değilsiniz, bence bilakis can sıkıcı oluyorsunuz. Hadi bakalım dışarı bacılar. Haydi bacılar, haydi dışarı. Haydi, sağdan, haydi. Ne arkadaş bu ya, bunlar ne ya? Ya bunları bir söküp götüreydiniz, Pakize'de yok. Ben bunları nasıl... Ya bu... Erdal abi. Efendim Mecnun. Bıy bıy bıy. Bıy 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 mı? He. Bıy 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 ne ya? Yok mu ya Hacı Cavcav? Hacı Cavcav. Hacı Cavcav mı? İyi misin sen? Kaan nerede bizim Kaan? Bak. Mecnuncum. Sen dokunuyorsa tutma vallahi. Vallahi tutma bak. İyi olmamış çünkü. İyi olmamış. Zaten Leyla gittiğinden beri yarı meczupsun sen. Şimdi Arda'yla da evleniyor o kız. İyice sen kafaları yersin. Bu sana yaramaz. Bak benden sana abi tavsiyesi. Sen bu orucu tutma. Erdal abi sen ne yapıyorsun? Masaj mı yapıyorsun bana oradan? Sen ne yaptığının farkında mısın acaba? O üç kelimeyi nasıl aynı cümlede kullandın? Arda, Leyla, evlenmek. Üçünü nasıl aynı cümle içinde kullanabildin Erdal abi? Ya bunu istesem kullanamazsın ve sen bunu nasıl aynı cümle içinde kullandın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Beni siz delirttiniz. Biz mi delirttik? Abi canım, beni siz delirttiniz. Gördük ki asa evin salonundadır. Bekledik ki evden çıksınlar da onu alabilelim. Düşündük ki onu alabilmenin en iyi yolu budur. Ne yazık ki adam bizi gördü ve çıkardı bahçesinden. Kızlar siz yapmayın bari. Konuşmaya geldiğiniz zaman ne güzel böyle birlik, beraberlik, organizasyon harika. Ama iş yapmaya geldiğiniz zaman altı elinizde bir asayı doğrultamıyorsunuz ya. Çık dışarı hadi çık. Çık. Ne oldu reis? Bunlar da alınmadılar değil mi asayı? Heh? Bak Kamil çok sinirliyim. Senden alırım incimi. Reis bak son bir şans daha ver bana. Çok acayip bir planım var. Bu sefer kesin alıp geleceğim asayı sana. Al beni oyunu hoca. Bohçacı geldi hanım. Hanım yok mu yakışıklı abi? Of ne diyorsun? He? Bohçacı şekli. Kamil. Bak bu arabayı var ya senin üzerine sürerim. Ezer geçerim seni. Kamil sana küfür ederim, çok pis saydırırım. Böyle ağız dolusu böyle garis küfürler savururum. O da yetmez. Kahveye giderim, adam toplatırım. Islakalarla çok pis döveriz seni. Ya bohçacı şekli neymiş ya? Bu kaldı mı böyle bir şey Kamil? Pakize gittiğinden beri böyle içimde acayip bir boşluk var ya Erdal. Sanki bir daha hiç dönmeyecekmiş gibi. Ha, mutsuz musun dersen mutsuz da değilim ama adını koyamadığım bir duygu yani. Feriha koy. Nasıl? Duygunun adını diyorum, Feriha koy. Erdal. Ben ciddi bir şey anlatmaya çalışıyorum, derdimi paylaşıyorum şu anda. Tamam arkadaşım, tamam. Hadi gidelim bakkalda anlat. Ya vallahi babalı oğlu işgal ettiniz şunu ya. Bak göz, vallahi şunu acımayacağım, çıkaracağım sokağın ortasında cayır cayır yakacağım ya. Şunu dediğin ne sen? Neyi yakacaksın Erdal anlamadım. Ya koltuğu. Allah Allah. İskender abi. İsterseniz bu akşam bize yemeğe gelin iftara. Allah Allah ya! Nurten söylediğin şeye bak ya. Adamların çıktığı mı var evden? Ya Erdal. Nurten affedersin bu söyleyeceğim şey için. Oğlum, en zor zamanında sana evimin kapısını açtım. Ya yatağımı paylaştım ben seninle. Yatağımı paylaştım Erdal. Yatağımı diyorum daha ne diyeyim? Ya arkadaşım yatağını paylaştın ama yorganını paylaşmadın. Sürekli üstüne çektin. Ben açıkta kaldım. Ya sen ne küçük... Ne kadar küçük hesapların adamı oldun. Bu kadar zaman bunu içinde mi tuttun Erdal? Tuttum. Yeri geldi söyledim. Rahatladım. Ayrıca ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bu Mecnun'a dikkat et bu sıralarda. Sebep? Sebep diyor ya. Ya çocuk iyi değil ya. Çocuk iyi değil Leyla gittiğinden beri. Farkında değil misin? Ya, farkındayım tabii. Farkında olmaz olur muyum? Farkındayım. Ama ne yapayım yani, alışır işte. Hangimiz onun yaşında aşk acısı çekmedik ki? Ben çekmedim. Hay Erdal, senin bıyıkların dökülsün değil mi? Ya bak sen gel dinle beni. Bu Nurten'in Almanya'daki yeğenini çağıralım. Şu çocukları evlendirelim bir an önce. Vay arkadaş, ne yiyenmiş bu, kusura bakma Nurten'cim. Allah Allah! Ya biz çocuğun iyiliğini düşünüyoruz burada. Sen ne düşünüyorsun ya? Bak söylüyorum sana, iyi değil diyorum o çocuk ya. Sen anlamıyorsun ya. Bugün bakkala geldi, bıy bıy dedi çocuk. Bıy bıy dedi? Bıy bıy ne ya? Bay bay demiş olmasın? Hayır, bıy bıy dedi. Ya yine o aksakal dede buradayken ona göz kulak oluyordu, toparlıyordu çocuk. Ama şimdi iyice terelelli bir şey oldu yani. Bak söylüyorum sana, dikkat et. Müdürüm, şimdi bizim dedemiz olmuyor da... Oğlan da tabii çok dede özlemi çekiyor. Böyle 70-80 yaşlarında aksakallı, hafif kel filan bir dede edinebilir miyiz acaba diye ben size bir danışayım dedim. Olur mu? Yapabilir miyiz öyle bir şey? Mecnun! Hop! Leyla! Ah, Leyla mı? Allah'ım, rüya, kesin rüya bu ya. Şu anda rüya görüyorum ben. Evet, rüya, evet rüya. Ay hiç sarılmasak mı? Neden? Çünkü şu anda ben hiç böyle bir şey beklemediğim için biraz terliyim. Böyle nasıl diyeyim, yapış yapış. Tam iş anahtarı var şu anda üstümde benim ya. Nemden o, nemden. Havada böyle acayip bir rutubet var ya. Uyutmaz adam bu gece. Hmm. İşte babam gibi konuşmayaydın iyiydi de. Evet, bir kabusun daha. Ne yapmış bulunuyoruz? Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Çok teşekkürler. Ne kabus? Beni mi yiyorsun sen Benjamin? Sen daha iyi bilirsin ne kabusu olduğunu. Tamam, daha sıkılmadın mı artık ha? Vallahi tadında bırak ya. Vallahi sürekli... Ha çok birebir de olmuş, Leyla gibi olmuş. Benjamin mi dedin sen bana? Ha Benjamin dedim, Bünyamin mi diyeydim? Oo, Bünyamin daha kötüymüş ya. Kötü? Sen çok güneşte kaldın canım. Ha kaldım ya. Kabus mabus ama çok Leyla'sın. Bir sarılsam mı acaba sana bir? Mecnun, hayırlı olsun, kavuşmuşsun sevdiğine. Ya ne bileyim. Bir şeyler yaptık. Bakalım. Ne oldu? Ne mi oldu? Sen şu an beni mi takip ediyorsun gözlerinle? Görüyor musun sen? Ben görüyorum, sen görüyor musun? Sen görüyor musun gerçekten? Ben görüyorum, çok iyi görüyorum ve... Evet ya, üf, sen... Daha önce de seslenmiştin bana, hatırlıyor musun? Yok. Sen beni ne zaman görsen o bir rüya oluyor. Tüh. İşte bir rüya, şu an bu da bir rüya. İşte öyle bir rüya bu da. Şşt. 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 Şşt mi? Şşt ne ya? Şşt. Alo. Şşt. Şşt. Birader. Şşt. Uyansana birader. Kalk yerine yat. Ne oluyor ya? Ayıp değil mi birader? Otel mi burası? Arkadaş 2 dakika kıvrıldık, olay yaptın ya. Yok bu 2 dakikalık mesele değil. Baksana ayakkabını yastık yapmışsın. Hakikaten ya. O niye öyle oldu ki acaba? Ben ne ara uyudum burada bu kadar ya? Allah Allah. Ulan ben yakına sürüklerimi yemeye başlamayayım. Yok. Benim bugün şey bu, dur demem lazım. Mecnun, ben galiba tam olarak senin ne dediğini anlayamadım ya. Allah Allah, Zeynep'ciğim neyini anlamadın ya? Ben diyorum ki bundan sonra benim yol göstericim olacaksın. Bu. Heh. İşte ben de tam olarak orayı anlayamadım zaten. Anlayamadım. Hı. Allah'ım ya. Ya şimdi bak, ben kabustu, gerçekti, rüyaydı falan da filan da böyle kafayı yemek üzereyim ya. Hatta yemişim bile belki. Gibi. İşte diyorum ki bundan sonra sen benim şöyle yol göstericim olacaksın. Ben senin benim rüyalarımda gördüğünü fark ettim. Anladın mı? Mecnun, ben senin rüyalarını nasıl görebilirim ki? Ben kendi rüyalarımda bile göremiyorum ki. Mecnun. Sen kendi rüyalarını göremiyor musun? Göremiyorum. Normalde göremediğim için rüyamda ne göreceğimi de bilmiyor oluyorum. Ama duyabiliyorum. Hiç mi bir şey görmüyorsun? Hiç. Tam olarak hiçbir şey görmüyorum. Evet. Ama çok duyabiliyorum rüyalarımda mesela. Ha. O zaman şey yapalım, böyle birlikte dolaşalım. Yani ben... Leyla'yı bulana kadar en azından. Yani hay Allah'ım ya, nasıl anlatayım ben? Böyle Leyla'yı bulana kadar biz beraber dolaşalım biraz. Çünkü Benim rüyalarımda zaten ben görüyorum seni. Ya bundan önce şey oldu mesela. Biz İsmail abiyle Leyla Amerika'ya gitti diye peşine düştük. Gemilere bindik. O gemiler battı. Denizlere düştük. Denizlerin altında köpek balıkları, adalara düştük. Uçaklar düştü. Leyla'yı buldum tam. Aksiyon. En sonunda baktım rüyaymış. Aa, boş. Rüya mıymış? Ha, rüyaymış. Yani bütün bunları yaşadık, hepsi rüyacılık. Yani bir filmde olsa yani adama küfredersin, o kadar kötü bir durum yani. Tamam peki ama ya şunu anlamadım, şimdi biz sürekli dip dibe mi dolaşacağız? Çünkü ben öyle sürekli bir arada zaman geçince insan arkadaşı da olsa sıkılıyorum, böyle ara vermek istiyorum falan. Hayır ya, dip dibe değil ya. Sadece Leyla'yı bulana kadar beraber dolaşalım biraz. Ay tamam ya, kıyamam ben sana ya, yazık. Nasıl istersen öyle yapalım, tamam. Ne yapıyorsun sen? Kıyamam ya, gıdını seveyim dedim. Ha sen gıdımın peşinde misin? Evet ya. Gel. Kıyamam ben sana. Nasıl sen benim canım arkadaşımsın ya. Nasıl istersen öyle yaparız. Tabii ki dolaşırız birlikte ya. Ya Nurten. Ellerine sağlık. Vallahi zahmet ettin ya. Biz bir şeyler yapardık evde gülüm ya. Ya bırak Allah aşkına İskender. Ne yapacaktın? Yemek mi yapacaktın? Evet. Niye? Ne var? Yapamaz mıyım? Hiçbir şey yapamazım. 2 tane yumurta kırardım oğluma. Ya bırak Allah aşkına ya. Allah. Yumurtayla iftar mı açılırmış? Allah Allah. Çadıra falan gidin bari o zaman. Erdal. Efendim karıcığım. Biz sofrada ne yapmıyorduk? Konuşmuyorduk karıcığım. Ben en iyisi yemeğimi yiyeyim. Baba. Yavrum. Bu kim ya? Bu mu? He. Aksakallı dedi işte dedi. Ne? Aksakallı mı dedi? Aksakallı. Biraz sakal kısa, o uzar o. Onu bir de asayla görmek ister mi? Verin nerede asa? Bir de bak, bir de asayla gör. Ya baba bırak ne aksakallı dedisi ya. Sakız çiğnemekten bıyıkları sararmış baksana. Şşş. Ama Mecnun bana bak. Öyle denmez ama. Çok ayıp. Ya ne ayıp? Bırak al. Duymuyor ki o beni. Bak gömülmüş tabağıyım. Duyduğu yok ki benim. Öyle denmez. Ya bırak al, bak. Tamam, nefes al. Şşş, çok ayıp. Şşş. Ne yapayım bunu yani? Az çok cevabını biliyorum ama çok merak ettiğim için. Acaba nerede kalacak bu dede? Nerede kalacak acaba? Senin odanda kalacak acaba? Nerede kalacak? Aa, buyurun bakalım. Benim oda şişti. Ne yapacağım? Bir dakika. Ya ne bir dakika? Yaş kaç? Ne yapıyorsun? Yaş kaç? 60 yaşında adam hala ben açacağım. Yarış! Ya ben aslında açardım o kapıyı da şuraya sıkıştım, benden önce kalktı vallahi. Erdal. yemeğini. Kamil. İsmail. Ne istiyorsan gene? Senin mahallede peşinden kovalayayım mı istiyorsun? Bunu mu istiyorsun yine? Ya İsmail, acelem var. Hemen İskender abiyle görüşmem lazım. Çok önemli bir durum var. Çekil şuradan kenara, çekil. Baba, hareketlere bak. Allah aşkına şu hareketlerine bir dön bak. Allah'ını seversen bir dön bak. Yaptığın hareketlere bak. Ya insan bir demez mi? Merhaba İsmail. Kardeşim nasılsın? Ben sana iyiyim, sen nasılsın? İçeri girebilir miyim? Ayıp değil mi? Aa, merhaba İsmail. Nasılsın? İçeri girebilir miyim? Giremezsin. Hayda İsmail, niye zorluk çıkartıyorsun ya? İskender abiyle görüşmem lazım diyorum sana. Bu Benjamin var ya, asanın peşinde. Bu asayı almak için elinden gelen her şeyi yapacak. Hatta daha fazlasını yapıyor İsmail. Tamam sen bir şey diyeceğim. Bana hayatından ayırabileceğim bir 15 saniyen var mı? 15 saniye. Bir 15 saniye say, ben hemen gülüyorum ama ayrılma bir yere buradan. Ya İsmail nereye ya? Kimmiş gelen? Ya Davulcu muydu? Davulcuysa annem yok deyip gönderseydin. Ya bir başlamasanız yine vir. Her şeye maydanoz olmasanız bir müsaade etseniz bana ben. Bir müsaade edin, geliyorum. Hemen geliyorum. Ah, davulcuyu mu dövecek acaba? Al. Asay sen. Asa işte, asa istemedin mi sen? Al sana asa. Ya İsmail, sen şimdi bu asayı gerçekten bana mı veriyorsun? Yürü git! Bir daha sakın seni buralarda görmeyeyim ha. Yemin ediyorum bak, içeride tokmak var, tokmağı alırım babanım elime. İsmail'cim, oldu. Ben kaçtım o zaman, hadi bana. Oh. Heyecanlı. İsmail abi neler yaptın? Yediğin içtin seni anlatsana neler oldu? İşte yine oradan yine bana yolu gösterdiler be Mecnun. İsmail abine yine kapılar hep kapalı. Yapma. Kapıların dışında Yine İsmail abin. Tenis hocalığı da çok tabana göre de bir meslek değil. Zaten ben tenis bilmiyorum ki. Tenis bilmediğim için de ama mesela yolu, yemeği, her şeyi karşıladı. Şartları çok güzeldi. Ama ben daha fazla dedim, bu şartlar altında dedim insanları kandıracağıma, eğer dedim ben insanları bu kadar örselenirim dedim ve oradan da ayrıldım. Çok iyi yapmışsınız ama şu an sofradayız ya biz. Ben de yemekten şiştim zaten. Ne yiyeceğim şiştim açlıktan. Kim geldi kim? Kapıya kim geldi İsmail abi? Kamil mi? Kamil mi? Kamil geldi. Ne istiyormuş Kamil? Asayı. Taktı bu asayı. Manyak mıdır nedir ya? Ben gidip şunu bir döveyim mi? İskender abi ya. Hiç yakışıyor mu sana çocuktan çocuk olacaksın? Ben zaten ona gerekli dersi verdim. Ben ona gerekli açıklamalarda bulundum. Sakın dedim, bir daha dedim bu insanların gelip burada huzurlarını bozmaya hakkın hiç yok senin Kamil Bey dedim. Güzel. İyi demişsin. Ağzına sağlık. Verdim eline asayı. Sakın yürü. Yürü. Bir daha sakın buraya gelme dedim. Ne yaptın abi? Verdim eline asayı. Yürü. Yürü. Sakın bir daha buralarda geldiğini görmeyin dedim. Ne yaptın abi? Verdim eline asayı. Yürü! Yürü! Sakın bir daha buralarda gezdiğini görmeyeyim seni dedim. Abi ne yaptın? Verdim eline... Abi dur Allah aşkına cevap verme. Ya, cevap verme ama sinirden soruyorum. Çok sinirlendiğim için tekrar aynı şeyi soruyorum. Abi asayı Kamil'e mi verdin sen? Abi asayı Kamil'e niye verdin ya? O şimdi götürecek o Benjamin midir, Bünyamin midir ne o adama verecek asayı. Ödürüp versin Benjamin'e ne olacak ki? Benjamin ne yapacak ki sopayı yani? Nasıl yapacak? Adam o asanın peşinde belli ki. Benjamin o asanın peşinde mi? Ah be İsmail abi ya. Ya adam asasız benim bütün dengemi mahvetti. Şimdi kim bilir ne yapacak? İsmail abi Allah... Baba müsaade var mı? Ağzına vur hak etti. Çok teşekkür ederim. İsmail abi Allah seni davul etsin be abi. Gel. Davul ne? O ne biçim beddua öyle ya? Davul ne? Toprak varken davul ne? Niye ya? Olmadı mı? Yani biraz babaanne bedduası gibi bir şeysi gibi oldu. Babaanne gibi mi oldu ya? Ramazan diye mi şey dedi? Kamil! Mucizelere inanma sebebimsin Kamil. Nasıl becerdin bu asayı almayı? Öyle o kadar kolay olmadı tabii. Hani biz de öyle boş beleş yedek parça değiliz yani reis. Aferin Kamil, aferin. Artık çok daha güçlüyüm. Durdurulamazım. Şu an yani o kadar coşkuluyum ki... ...güç bende artık diye bile bağırabilirim. O derece yani. İşte zamanı geldi. Ow! And what you walkie, and what you walkie... ...and what you walkie, and what you walkie... ...you've been hit the... Nasıl? İyi tabii de hani yani bunun bütün numarası bu mu? Kamil oradan kalktım, yürüdüm, dans ettim, kaydım, öne eğildim, kalktım. Daha ne olsun be dana? Muhakkak yani reis hani bu da bir şeydir tabii de. Böyle büyülü sihirli bir şeyler bekliyor insan. Hani asayı aldınız ya hani böyle asayı aldıktan sonra bir akkan dal şekli falan böyle. Büyü mü, sihir mi? Kamil sonuçta bir asa bu canım abartma. Gel gel. Bak bakayım bu neymiş. Vallahi bilgisayar parçasına benziyor. Yapma ya. Allah Allah. Hiç anlamadık biz o kadarını. Ben zannettim ki şanzıman parçası. Ya diyorum ki işe yarar bir şey mi, ona bak diyorum. Vallahi abi bilemiyorum ki şimdi. Bilgisayardan sökülmüş gibi. He, bozulmuş yani. İyi. At gitsin o zaman. Erdal nerede? Gelmedi daha. Uyuyordur o evde şimdi. Allah. Neyse hadi görüşürüz çırak. Bu neymiş ya? Oo, acayip, inanılmaz, enteresan bir şey biliyor musun? Çok, oo, vallahi acayip güzel bir şey buldum, yemin ediyorum ya. Versene bir ver. Bir bıraksana sen bir dakika, attın. Sen onu oradan attın, ben gördüm, ben aldım, benim bu. Oğlum ben atmadım, düşürdüm. Sen attın, elinle attın, yalan söyleme. Lan, tükürürüm bak vallahi, ondan sonra haram zıkkım ederim bak. Tamam, ben sana ayna derim, hepsi geri döner, ayna. Ya bıraksana sen. Ya. Benim bu, vallahi ben aldım. Haline bak, Allah aşkına kaç yaşında adamsın? Oğlum niye atmadım, düşürdüm diyorum lan. Ben buldum. Ya beni bırak, yürü git, Ya Erdoğan, bu ne biliyor musun? Bu... Yerde ayak bak, değerli bir şeydi o. Kesin değerli bir şeydi bak, tüh. İşe yarar bir şeydi ya. Oğlum niye atma demiyorsun? Mecnun, ayıp oluyor ama artık. Aa, görüyor musun yoksa? Görmüyorum ama az da olsa hissedebiliyorum herhalde. Sallayıp durmayın kolunu gözünün önünde, ayıp ya. Ya çok özür dilerim ya, ben uykusuz kaldım ya, hepten manyak oldum galiba. Mecnun. Aa, Leyla. Ay, Leyla gelmiş. Geldin mi, gerçekten geldin mi? Burada mısın şu an? Leyla görüyor musun? Yo, hiç görmüyorum her zaman gibi. Hiç mi görmüyorsun? Burada şu anda. Geldim, döndüm. Çok sıkıcıydı Amerika ama belki yaz bitmeden Avrupa geçeceğim, Avrupa'ya. Avrupa mı geçeceksin? Sana ne oldu, konuşmana ne oldu senin ya? Ne derler? Asimile oldum herhalde. Ne oldun? Asimile mi oldun? Hemen mi? Nasıl oldun hemen ya? Daha ne kadar olduk gideli? Ya bunun için birkaç kuşak geçmiş olması gerekmiyor mu ya? Bir de Amerika'ya giden hemen niye böyle oluyor ki? Gümrükte mi dağıtıyorlar acaba bunu size? Ben hiç anlamadım ne dediğini. Çok hızlı konuştum biraz. Evet, biraz şey yani laf sokucu falan bir konuşma uzun oldu. Pii, ne hale gelmiş güzelim kız ya. Zeynep sen şu anda gerçekten emin misin? Görmüyor musun yani Leyla'yı? Yok hiç görmüyorum. Hep görmediğim gibi normal görmüyorum. Ya bulanık da mı görmüyorsun? Hiç mi yok? Yani görüyorsan çünkü öpeceğim ve selamlaşacağım. Ya Allah Allah Mecnun görmüyorum işte. Görmüyorum bak. Hiçbir şey görmüyorum bak. Allah'ım, bak. Ben de görmeseydim keşke şunu ya. Ama darling Amerika harika bir yer. Darling'de de ya. Özgürlükler ülkesi yani kesin görmen lazım. Mesela New Orleans'ta caz dinlemelisin. De mi dedin? Bakalım kısmet inşallah Leyla'cığım bakalım eğer vaktimiz olursa yani ne demişler zaten? Cazı New Orleans'ta cağ kebabını Erzurum'da yiyeceksin. Her şey tabii yerinde güzel ya o şekilde yaparsak. Cağ kebabı neydi ben uzak kaldım biraz. Ah be Leyla ben seni bunun için mi bekledim ya? Oh wait hediye getirdim sana oradan. Aa vallahi mı neymiş? Yuh ama artık arkadaş ya düştük yine mi ne oldu? Ne oldu? Gücüne mi gitti? Bu arada o neymiş öyle ya? Zeynep görmeyince gerçek, görünce rüya öyle mi? Ben burada neler yaptım sana? Çöller yarattım, şeyleri getirttim. Yaptığım mantığa bak ha. Ama işte biz de kendimize göre bir mantık yürüttük orada. Ya, beğenirsin, beğenme. Hayır, sana ne? Benim kendi mantığım. Ya, tamam sonuca ulaşamamış olabilirim ama gidiş yolu doğru en azından. O daha iyi öğretir o insana. Mantığı kendin kuracaksın. Tamam. Sana yükseğinden bir o zaman bir kanaat notu veririm. Olur mu öyle? Çok teşekkür ederim. Asayı da aldın. Aldım. Ne diyeyim güle güle kullan inşallah. Sağ olasın. Onun gerekli mercileri. Tamam o zaman başka bir şey yoksa ben kaçayım artık. Allah iyi olur. Eyvallah çok sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sen de sağ ol. Geleceğim illaki belli ki. Tamam. Ben nasıl çıksam ya? Buna da bir çözüm mü oluyor yani? Bir pratik bir yolu yok mu bunun? Çağırınca geliyoruz hemen de nasıl gideceğiz? Koş şöyle. Koşmalı. Ha. Koşayım. Koş şöyle. Koş koş. Yürü anca gidersin. Niye açıklayabilirsin? Dizi başlamadı mı ya? Oğlum sağır oldu hala dizi diyorsun be. Ay artık kahve içeri de şey yaptım ama kuduruyordum ben ya. Horladın bildiğin horladın hor. Evet. Yok. Biz de böyle çekirdeğe takıldık kalkamadık işte. İyi yapmışsınız. Şşt. Ya bizim çok ciddi bir problemimiz var. Hemen dedeyi bulmamız lazım bizim. Var yukarıda dede git. Çok özlediysen yat yanına yavrumacık. Ya o değil bizim aksakal dedeyi bulmamız lazım. Onun yardımcı olması lazım bize. Var onun da sakalı var yardım eder o da. Ya baba aynı şey mi Allah aşkına ya? Onun kendine hayrı yok da. Benim kaç gün şakülüm kaydı farkında değil misin? Hemen dedeyi bulmam lazım benim. Tamam ben bulurum. Nasıl buluyorsun ya? Ben buluyorum ya onu gittim daha önce. Girmiyor benim rüyalarıma gelmedi ya daha önce ben gittim. Buldum onu Leyla'nın rüyasında. Nerede buldun? Leyla'nın rüyasında. İsmail abi senin Leyla'nın rüyasında ne işin vardı? Niçin girdin kızın rüyasına? Ya şekerpareye tanıştım ya. Ben o zaman hani... Aşıktım o zaman gittim. Dedeyi buldum. Ha tamam eyvallah. Gittim dede hatta üzerine üstlük fırça attım. Dede dedim sen dedim acaba dedim neden benim rüyama girmiyorsun? Dur. Neden? Ne var? He. Sen dedim neden benim rüyama girmiyorsun? Acaba dedim ben dedim sana dedim saygıda kusur mu ettim de dedim ben dedim acaba ciddiye almayıp da rüyalarıma girmiyorsun. O da dedi ki aşık adam dedi. Sözlerine bile aşıktım ya onları diyorum işte ya. Suya düştüm sonra. Şimdi bulabilir misin yine? Bilmiyorum ama Allah aşkına bırak ya uğraşmayın. Dede bulacağım bilmem ne yapacağım diye Allah aşkına ya. Başınıza iş alacaksınız ya. Abi yukarıda dede var gidin onunla oynayın. Ya ne oynayın oyuncak mı bu ya? Bu dediği lafa bak. Erdal abi sen de bak işine çekirdeğin çıtla orada. Allah Allah. Evet İsmail abi. Dur. Ne dur ya? Ha. Ya işte bilmiyorum deneriz. Bir yoklarız yani bir bakarız yani. Ne yapacağım yani? Çok iyi. O zaman şey yapalım mı? Bu gece hep beraber. Beraber uykuya dalıyoruz. Tamam mı? Hep beraber derken? Birlikte uyuyoruz. İsmail, kaykıl biraz oğlum. Düşeceğim aşağıya. Kaykıl mı? Şşt. Kaykıl neymiş ya? Belediye müdürüsü mü baba? İleri kaykılıyor. Zaten ufacık yatakta yatıyorum burada. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya İskender yine çektim bütün çarşafı üstüne ha. Erdal, yatacaksan efendi gibi yat ha. Sıçratma beni. Ya yatabilsek yatacağız herhalde. Çekiyorsunuz üstünüze, bacaklarım açıkta kalıyor. Alttan hava alıyorum ben ya. Oğlum insan gibi bir şey giyseydin ya üstüne, pijama filan. Evet Erdal abi ya, sen yatamıyorsun diye çekiştirdiniz yorganla. Burası koridor oldu. Biz boşlukta yatıyoruz İsmail abiyle burada. Kurender yaptı burası. Evet. Allah. Ya. Bir de git üstüne bir şey giy. Bu nedir Allah aşkına? Bunu niye giydin? Bu kaldı mı Allah? Ya. Gözümüz takılıyor hep oralarına. Hayda. Oğlum size ne ya? Belki ben de böyle rahat ediyorum. Ah, anam. Ne oluyor be? Anam, İsmail tokmanla mı girdin yatağa? Allah belanı vermesin seni. Oğlum bu ne? Ramazan davulcuyum ben. Ver şunu. Bırak ne anlarsın davulcudan mavulcudan sen ya. Allah adamın ağzından çıkan laf. Ya sen ettiğin bir ağzından çıkan lafı bir ölç, bir tart, bir kase. Evet. Erdal abi Allah aşkına ağzından çıkan kulağa bir bak. Ağzından çıkardığın o kulağa bir... Neydi o ya laf? Aynen öyle hiç yemin ediyorum. Aynı böyle yemin ediyorum çok da güzel oldu biliyor musun? Çünkü İsmail abinin... Amcası şeymiş, neymiş? Ramazan. Amcam. Ramazan mı amca? Davulcu Ramazan amcam. Kim Ramazan amcası var bunun. Amcası Ramazan. Abicim amcası Ramazan amcam davulu yemiş, bitirmiş biliyor musun? Ben de sizi adam sandım da dinliyorum ha böyle. Olur mu öyle bir şey? Ne olmuş beğenemedin mi? Olamaz mı yani? Olamaz mı öyle bir şey yani? Hayır abi niye öyle diyorsun ki? Bence gayet iyi davulcuymuş yani dönemine göre. Ya o kadar da değil ama yani çalıyordu. Köyde mesela düğünlere çalıyordu. Batarist davulcusuydu. Ha, batarı mı çalıyordu? He. Neler tumbalı mumbalı. Kankür perküsyonist mi? Aa tumbalı. Vurmalı. Ben şey söyleyeceğim ya. Muhabbetimize çekirdek eşliğine devam edelim mi? Ben kapayım geleyim aşağıdan. Çiğneyelim. Ne ha? Güzel olur be. Olur değil mi? Vallahi çok güzel değil mi ya? Vallahi. Ah be abi. Abi yatıp uyusanız da etere mecbur etmeseniz mi beni acaba? Eter mi? Ha. nasıl anlatayım? Anlatamam dakikam olmasın için. İsmail abi, biz şu an el ele mi tutuşuyoruz? Evet. Biz şu yatakta da mı el ele tutuyorduk acaba? Hayır hayır, burada korkudan tuttum ben. Allah aşkına elimi bırakır mısın İsmail abi? Tamam ama çok uzaklaşma, vallahi çok gözlerim kamaşık. Benim gözüm karardı, ben şu an göremiyorum ya. Neresi burası ya? Ben de bileyim Mecnun, ben daha önce geldim mi buraya? Ben de ilk defa görüyorum hayatımda. E benim davulum nerede? Ya davulumun başına bir şey gelirse? Nerede yatıyorduk? Biz evde kalmıştır. Ne olacak ki davuluna? Dede! Dede! Ne yapıyorsun ya? Bağırıyorum, görmüyor musun? Dedeye bağırıyorum. Burada bir yerdeyse çıksın, uğraştırmasın bizi dede. Of. Dede! Sesime gel dede! Biz daha önce hiç böyle bir yere gelmedim ben. Neresi burası? Biz acaba tam uyumuyor muyuz? Babamlar nerede? Niye gelmedi? Onlar geyik yapıyor değil mi şu anda yukarıda? Onlar kesin geyikteler. Çok korkuyorum ya. Seslerini duyar gibiyim ya. Hayırdır bakkal, sende mi uyku tutmadı? Ya horluyor içeride İsmail ya. Sakız? Yok sağ ol İskender. Biliyorsun ben gençliğimde denedim de beceremiyorum ya sakız çiğnemesini. Hayrola sen niye uyuyamadın? Ya akşam çok yedik ya. Dokundu herhalde. Ya bırak ya. Pakize'ye üzülüyorsun şimdi, bana böyle diyorsun sonra. Komik mi bu? Komik mi bu? Sıkma benim. Sen neyin peşindesin ya? Neyin peşindesin sen? Düne kadar karımla yattığım yatakta 3 herifle birden yatıyorum. Hoş bir şey mi? Buna canım sıkılıyor işte. Allah Allah ya. 3 adam olduk. Bir yengenin yerini tutamadık yani. Erdal, git yat hadi. Hadi git yat, benim canım sıkma, yürü git. Yürü git! Ya gideriz arkadaş. Allah Allah, sana destek olmaya çalışan da kabahat zaten. İstenmiyorsak gideriz. Zaten esiyor alttan püfür püfür. Çok derin uyuyamadık da mı? O yüzden mi geldik bu? Araf mı burası? Aha da işte orada da ne? Ne? Dede! Dede! Oh dedeciğim ya, çok özledim ben seni. Ne yapıyorsun sen burada? Dedem ya. İyiyim, siz ne yapıyorsunuz? Ben iyiyim, merak etmeyin. Sadece biraz kalbim kırık. Ney? Kalbim mi kırık? Dede, o ne ama yani? Senin de mi kalbin kırık? Ne, hangi, nasıl kalp kırık? Evet, benim de kalbim kırık. Benim de kalbim kırık tabii. Ben sizi bir arada tutabilmek için elimden gelen her şeyi yapayım. Siz beni hiçe sayarak böyle ayrılın, vazgeçin birbirinizden. Sonra da buraya gelip hâlâdır soruyorsun ha. Ne güzel bir dünyada yaşıyorsun sen Mecnun. Bu ne diyor ya? Nasıl denir? Ya ama biz, öyle bir şey yok ki, bizim vazgeçmiş bir alan durumumuz yok ki. Ben Leyla'yı bulmak için neler çekiyorum, haberin var mı senin? Yoksun tabii piyasada, böyle konuşmak kolay. Mecnun evladım, senin Leyla'yı falan sevdiğin yok. Ne? Sen bu koşturmayı seviyorsun, bu belirsizliği seviyorsun. Eğer sevseydin onu, orada karşısına çıkardın. Gitmesine izin vermezdin. Her zaman aynı şeyi yapıyorsun be evlat yani. Hep haklı çıkmak istiyorsun. Bazen de haksız olduğunu kabul et. Değil mi? Böyle mutlu olamazsın. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Sen ne yaptın ya? Ya biz seni bulmak için neler uğraşıyoruz? Sen yine bana laf sokmaya çalışıyorsun. Yani dede, yemin ediyorum bana yaptığın yapılacak şey değil. Asıl senin dedeye yaptığın yapılacak şey değil. Dede ben getirdim biliyor musun? Davulculuğa başladım ben bu arada sen yokken. Ramazan davulculuğu yapıyorum. Şimdilik işler çok iyi ama Ramazan'dan sonra bitebilir. Ne yapacaksın? Ekmek parası dede. İsmail abi, pişiyorum. Neyin peşindesin? Dedeyle geyik yapmaya mı geldik buraya? Zaten şu kadar kısıtlı bir vaktimiz var. Babam yukarıda bizi bekliyor. Kaptırdın zaten asayda Benjamin'e. Ne yaptı? Dede zaten o asa çok eski bir iş. Ben hep söylemeye utanıyordum, yemin ediyorum. Konuştum asacılarla, çok güzel asa yaptırıyor meşe odunu. Ya bu Benjamin nasıl bir adam biliyor musun? Yemin ediyorum bildiğin gibi değil ya. Mahvetti, hayatımızı bitirdi. Sadece benim değil, onun da. Bu da bitti. Biz yemin ediyorum, biz hangisi gerçek, hangisi yalan bilmiyoruz. Farkında değiliz yani. Mecnun evladım, işler çok daha tehlikeli bir hal alabilir. Bunun önüne ancak sen geçebilirsin. Ben mi geçeyim? Evet. Ben geçeyim de ben nasıl geçeyim tek başıma dede? Sen gelmiyorsun ki geçelim, beraber geçelim. Ben gelemem. Benim gelebilmem için... Rosebud. Kim? Ne? Rosebud. Ay hiçbir şey duymuyorum ki. Niye duymuyoruz ya? Ne? Rosebud. Anlaşım Roosevelt mi dedi? Bat dedi ama. Bat ne? Biz ne oluyor? Mecnun. Mecnun hadi bir kalk. Mecnun kalk hadi kalk. Mecnun. Baba uyandırma, ne olur uyandırma. Nasıl uyandırma? Mecnun. Ya Mecnun. İsmail kalk hadi oğlum kalk hadi, daha mahalleyi dolaşacaksın hadi. Ya Mecnun. Babacığım niçin uyandırıyorsun? Allah aşkına niye uyandırıyorsun? Belli ki burada bir şey yapıyoruz. Bir iş yap peşindeyiz şurada. Niye uyandırıyorsunuz bizi? Ne diyorsun be? Nasıl ne diyorum ya? Dedeyle konuşuyorduk. Belki dede bir şey anlatacak bana. Önemli bilgiler verecek. Mıcdır mıcdır tepemde. Ne yapıyorsun sen ya böyle? Tokmakla dürtü erik gibi beni. Ağzıma soksana o tokmağı sen benim. Zaten... Ya hakikaten dedeyi gördünüz mü ya? Ne gördük? Aa nasılmış, iyi miymiş? Selam söyleseydiniz bari. Ne yapıyormuş ya? İyi ya, işte biraz morali bozdu. Arabayı satmış o da işte. Onun noter işlemleri falan, gitleri gelleri ona çok sıkılmış. Allah Allah ya Erdal ya, abi. Erdal abi ya. gördük. Bıraksanız biraz daha konuşacaktık. Belki geyik yapacaktık ama işte konuşamadık. Bizi böldünüz. Kim bilir ne diyecekti adam ya? Bu ne dedi bize? Roosevelt mi ne dedi? Sen hiç dert etme. Ben her şeyi çok iyi anladım bu sefer. Hepsinin sonuna kadar gözlemleyip dinledim. Bana bırak. Hepsi bende. Sana bırakayım. Ben her şeyi çok iyi çözmezsem gör beni. Al işte. Abi Yozgat'a mı geldik? Ha Yozgat'a geldik işte. Yozgat yazıyor. Yozgat'a gelmezsek, Şutumgraz'a gelsek Şutumgraz yazar. Yozgat. Yani bayağı Yozgat'a... Bütün yol boyunca diyorum ki, şimdi sormayayım, biraz sonra sorarım diye buraya kadar geldik mi abi? Buraya geldik. Adam Yozgat dedi. Ya ne Yozgat'ı dedin? Nereden çıkardın Yozgat'ı ya? R'li meyli bir şey dedi o. Evet, Rozbat'tır mı, Roosevelt mi bir şey dedi o. Yok, bir de dede gelecekti. Koca adam sana Yozgat diyecekti. Biraz şifre koymayacak mı? O kadar rahat mı hayat? Ya niye şifre koyuyor dedi Allah aşkına bir düşünsene. Neyin şifresini koyacak? Kimse yok ya. Bomboş, bembeyaz bir alan ya. Hayat o kadar kolaydı senin için. Orada da dedi ya. Sen hayatı böyle olsun istiyorsun dedi. Evet, hayat kolay tabii. Rozgat. Niye zorlaştırıyorsun? Rozgat dedi, Yozgat. Ne dedi? Rozgat. Rozgat mı? Evet, Rozgat dedi. Asar ol. Sen Rozgat duydum. Yozgat'a mı geldik o yüzden? Evet. Hadi Yozgat'a geldik İsmail abi. Hadi tamam Yozgat'a geldik. Neden burada indik abi? Bir fotoğraf çekinelim. Abi neyi fotoğrafını çekiyorsun Allah aşkına? Tabelanın önünde. Nereye çekeceğim? Fotoğraf makinem var senin. Şehir merkezine nasıl gideceğiz buradan? 6500 kilometre var şehir merkezine ya. Tamam dede burada var mı? Aksakallı dede gördünüz mü diye sonra gideceğiz. Kime soracağız ya? Kimi görürsek yolda soracağız. Arayan derviş Bağdat'ı bulurmuş. Gide buradan. Dede Yozgatlı mıymış ya? Demedi mi? Sen niye dalga mı geçiyorsun? Ramazan demedi mi? Yozgat ili, Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Yozgat il toprakları, Anadolu'da ilk siyasi birliği kuran ve Anadolu'da tarih devrinin başlangıcını sağlayan Hititlerin sınırları içerisinde kalan en kalabalık yerleşim merkezlerinden biridir. Şehrin isminin nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre Yozgat Sarayköy'ünden itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükselmektedir. Bu kat kat yükselişinden ve rakımın yüksekliğinden dolayı önceleri 100 kat denmiş, zamanla bu isim söylene Yozgat hâlini almıştır. Yok daha neler, yalanında bu kadarına pes aman. 100 kat, o öyle mi olmuş? Oradan mı geliyor yani şimdi bu söylediğin? Ya arkadaşım iş yapıyoruz burada, çekip gitsenize. Kim? Nasıl? O ses ne oldu öyle ya? Demin iyiydi. Bir rivayete göre ise... Aa bak yine. Ya çekip gitsenize buradan. Hii. Ya bırak bu ayakları. Allah 100 katmış, oradan gelmiş. Yedin mi sen bu yalanı? Vallahi ne? Ama bir tutarlığı var gibi. Yüz kat. Yozgat olmuş. Ha, Yozgat. Yüzük kuyruğuna geldik. Yemin ediyorum bunların hepsi benim klonlar gibi ha. Klon mu? Klon. Hani benim vardı ya. Hiçbir birbirine benzemiyor ki bunların. Sakallılar ama yani. Bir de dedeler. Hadi İsmail abi bu sefer sen sor. Kolay mı? Kolay gelsin birader. Şişt. Birader iyi günler. Ya biz dede bakıyorduk da. Dede var mı buralarda acaba? İsmail abi Allah aşkına o nasıl bir sormak ya? O nedir öyle? Dede mi arıyorsunuz siz? He. Nereden geliyorsunuz siz? Nereden mi geliyoruz? Biz İstanbul'dan geliyoruz biz. İstanbul'dan gelip dede mi soruyorsunuz? He. İnsan bir arabaşı sorar, testi kebabı sorar. Dede neymiş ki? Arabaşı ne oluyor ki yani? Bilmiyorum ben de tam olarak da yemek herhalde arabaşı. Testi kebabı dese onu belki şey yapacağım ama. İsmail abi öldün mü yorgunluktan ya? Biraz şuraya çöken mi acaba acık? Çöken. Çıkan mı? Ha çıkam, oturam ya. Çok kötü durumdayım ben. Sen çıkmadın mı? Ben ölüyorum ya. Of. Öldüm, susadım. Bittim ben ya. Biz acaba bir su mu içsek ne olur? Bozulur mu? İçebiliriz zaten. Seferde miyiz biz? Ha, Seferihisar'dayım ben. Evet sevgili izleyenler. Önüm, arkam, sağım, solum benim güzel Anadolu ekibiyle bu hafta Yozgat'tayız. Hemen mikrofonumuzu yöre vatandaşlarına uzatıyoruz. Nasıl işler? Nasıl mı işler? Ya ben programın adını duydum da demin. Önüm, arkam. Ben programın adını duyunca zaten kıllamıştım. Ben o kadar duymazdan gelmeye çalıştım ki. Bu kadar kötü bir programa giriş yapılır mı? Nasıl işler? Niye çekiyorsun? Arkadaşız biz. Yozgat'a geldik. Yozgat'ı sevdik. Evet. İşte sevgili Anadolu bu Borumu izleyicileri. Yozgat'ın geçim kaynaklarından biri de davulculuktur. Ve hemen yanımızda bir davulcu var. Nasıl? İyi kazandırıyor mu davulculuk? Programın adı ne dedi? Anadolu bu Borumu mu? Yüzüm bura kiralıkmış. Kiralık mı? Burada da kiralık. Karşılıklı komşu olmasak mı burada? Yozgat'ta. He. Burası neresiymiş ki burası acaba ya? İsmail çekmedi sana sen. Ya! Ne oluyor be? Ya! İşte buram buram kokan Anadolu kardeşlerimiz. Ne kadar zamandır Yozgat'tasınız? Ne kokması ya? Yoldan geldik de ondan bir koku olabilir. Yozgat'ta değil, biz İstanbulluyuz ya. Bırak ya, ne İstanbul'u? Baban neresi senin, baban? Babam mı? Babam da İstanbullu. Ya 1000 yıllık yayaya mi girdin yani? Baban nereli senin oralı? Biz dedemi aramaya geldik. Ya işte tamam, deden Yozgatlıysa sen de Yozgatlısın. Hayır öyle işte değil o yani. Dedem de o öz dedem değil yani. Rüyada şey yaptı. Londralıyız biz, Londralı. İsmail abi 3 deyince kaçalım mı? Kaçalım. 3. Kaç. Ay! Arkadaş, ne pis bir şeymiş bu Anadolu turnasına çıkmış programlar ya. Ay, bu nedir böyle arkadaşım ya? Geliyorlar mı acaba? Ne oluyor ya? Varlıklar! Kimler? Varlıklar! Çok korkuyorum, çok! Abi bu nedir ya? Bir şey diyeceğim. Tanımıyormuş, görmüyormuş gibi yap. Nasıl görmüyormuş gibi yap? Aa bak, orası mesela ne kadar güzel bak. Manzaralar ne kadar güzel. Abi üstümüze geliyorlar. Evet. 3 deyince kaçan mı? Nereye? Bilmiyorum ki. Allah'ım gideceğimiz her yerde bunlar var. İsmail abi bize doğru geliyorlar. 5! Kaç! Yemin ediyorum Yozgat'ın nüfusundan fazla programcı var burada. Neredeyse vallahi çiziyorduk davulu ha Mecnun. Eğer yakalasalardı kesin çizerlerdi davulumuzu Mecnun. İyi kurtardık davulu yemin ediyorum ya. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bizim burada dedeyi falan bulacağımız yok. Bence basalım gidelim buradan hiç. Akşama testi kebabını yemesek mi? Onu yeseydik bari. Üf, daha bir ton işimiz var ya. Daha bir ton testi kebabını yiyeceğiz. Ayran da mı içeceğiz yanında? Öf. İsmail abi, bir şey söyleyeceğim. Gerçekten içinde çok büyük bir sıkıntı var benim. Gidelim buradan ya. Vallahi. Vallahi gidelim buradan, ne olur. Yani ne bileyim ben. Öyle mi diyorum? He, kötü şeyler hissettim yani. Şşş. Kimse yok. Çıksak mı acaba? Bana bak, otogara kadar koşalım. Yemin ediyorum, İstanbul'a kadar koşarım. Nasıl? Yemin ediyorum, İstanbul'a kadar koşarım. İnşallah gerek kalmaz abi. İnşallah. Çaktırmadan diyeceğim hiçbir şey. Sen çay söylemiş miydin? Çaylar kalsın. Yayınımıza bir son dakika haberi için ara veriyoruz. Az önce elimize ulaşan bilgiye göre Amerika-Türkiye seferini yapan Ocean Flight 811 sefer sayılı uçak düştü. İlk gelen bilgiler kazadan kurtulan olmadığı yönünde. Uçakta 212 yolcu 14 mürettebat bulunduğu belirtildi. Geri çıktık evden yemin ediyorum. Gece girdik içeri ya. Testi kebabı da yiyemedik. Ya bırak geçtim testi kebabını. Bir bari mola da iftara denk gelseydi. Ben hep yedim orucu ha. Ben sana söylüyorum. Ölüyorum açlıktan ben şu anda. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne oldu? Mecnun. Ne oldu Zeynep? Zeynep'ciğim ne oldu? Çok mu özledin ya? Mecnun. Hı? Metin ol, tamam mı? Çok üzüldüm, ne olur. Metin mi olayım? Arda, hadi biz de kalkalım artık. Zeynep'i bırakır oradan eve geçeriz, hadi. Erdal, sakın ağzını açayım deme. Eve yürü. Allah Allah. Baba ne oluyor? İsmail. Bize müsaade etsene Aslan. Ha. Tamam. Ben gideyim biraz davul çalayım. İnsanları uyandırayım çünkü. Uyanma diyor onlar. Gideyim geliyorum ben sonra gelirim. Baba ne oluyor ya? Anneme mi bir şey oldu? Yok yok annene bir şey olmadı. Bugün aradı hatta o. İyiymiş. Aradı mı? Ha keyfi yerindeymiş. İyi işte aradıysa barıştınız, aranız düzeldi demektir. Gel çağır gelsin kadın, ne yapıyor oralarda? Yok. O haberleri izlemiş, onun için aramış. Ne haberi ya? Senin kirven vardı. Ömer amcan, hatırlıyor musun onu sen? He, ona mı bir şey oldu? Yok. Deden öldüğü vakit, yani senin öz deden, benim babam. Annenle halan demişler, biz bunu nasıl söyleyeceğiz İskender'e? Konuşmuşlar aralarında. Demişler, hayatta söyleyemeyiz biz. Bunu söylese söylese Ömer söyler. Ömer'i çağırmışlar, konuşmuşlar. Ben de sabaha kadar direksiyon sallamışım neredeyse, sabaha kadar böyle sabaha karşı geldim. Çektim arabayı, kilitledim. Baktım kapıda Ömer duruyor. Allah dedim. Bir tersi o var. Yaklaştım yanına. Yekten dedi ki... Baban öldü. Pat diye. 2 sene konuşmadım ben bununla. Böyle bir şey olduğu zaman böyle birden Leyla'nın uçağı düşmüş. Of baba ya, bu muydu derdin? Sıkıntın bu muydu ya? Ya öyle şey olur mu canım yani? Ben de ne diyor diyorum ya? 2 saattir ağzına ne geveliyor diyorum bu adam ya. Mecnun? Ne Mecnun? Ne onu yani baba? O kadar şey yapacak bir durum yok ki. Yani bu gücü... Kafayı mı yedin? Hayır baba, kafayı falan yemedim ya. Kızın uçağa düşmüş. Düşsün. Olur mu oğlum? Allah aşkına baba, ne olacak ki yani? Bu bir rüya, gerçek değil ki bu. Gerçek değiliz ki şu anda, bir rüya yaşıyoruz yani. Ve Benjamin'in kim bilir hangi oyunu bu yani. O kadar çok şey, kafayı taktı ya bana bu. O oyun üstüne oyun şimdi. Anladın mı? Mecnun. Leyla ölmüş oğlum. Ölmüş ya. Ölmüş deme baba sonuçta yani. Rüya bile olsa gerçekten yani hiç kaldırabilecek durumda değilim böyle bir şey yani. Ölmüş deme de böyle biraz da uyanacağız zaten. Bu Benjamin işleri, anlatabiliyor muyum yani? Benjamin böyle taktı kafayı bir kere bana ve kim bilir daha kim bilir neler yapacaktı, anlattı. Biraz da uyanacağız. Vallahi hiç şey yapman gerek yok. Gözlerim böyle şey kızarmış hep. Yapma Allah aşkına yapma. Ha işte bak. İtihan kendisi de geldi zaten. Mecnun. Özür dilerim. Özür mü dilersin? Ama Ama işte hep yapıp özür diliyorsun ama Benjamin yani. Senin tam problemin ne onu bir anlasak. Oturalım böyle baş başa, insan gibi şurada oturalım. Senin problemlerini çözelim. Niye böyle yapıyorsun ki yani? Ama önce sen beni bir uyandırır mısın? Vallahi yani çünkü çok zor durumdayım. Sıkıştım kaldım burada. Ayakta zor duruyorum biliyor musun? Uçtu. Beni uyandırabilir misin? Gerçekten rica etsem Benjamin. Bak ha? Ben... Gerçekten böyle olmasını istememiştim. Özür dilerim. Nasıl ya? Baba gidiyor adam. Ne olur bir şey söyle. Uyandırsın beni. Yani çünkü çok saçma değil mi şu anda bu? Allah aşkına bir şey söyler misin baba? Baba gidiyor adam. Bir şey yapar mısın lütfen? Gerçekten çok zor durumdayım yani. Ben böyle bir şey kaldıramam baba ya. Anlatabiliyor muyum? Ne olur yani. Şunu alıp kafama vurur musun bir tane? Baba Allah aşkına ya. Valla vur kafama, uyanmak istiyorum çünkü yani. Kafam çok karışık şu anda. Gel. Baba vur kafama vur. Ne olur beni uyandır. Allah aşkına uyandır. Çok... Ben bunu kaldırabilecek durumda değilim. Bunu o kadar sert vur ki. Uyanayım eğer uyanmıyorsam, uyandıramıyorsam ama gömmeli vuruyor Allah aşkına. Gelme baba baba. Alıştı. Ya 5 dakikadan fazla soğuk kalmıyor ya. Ateş çıkıyor sanki ya. Ya bunun içine Pakize bir şey koyuyorlar. Acaba ben bir arayıp sorsam mı onu? Ya saçmalama İskender. Kadını da şimdi meraklandıracaksın ya. Uyuyor işte çocuk. Uyuyor değil mi? Uyuyor. Ya böyle baygın gibi bir şey yapıyor ya. Çok şey oluyorum ya. Nefes alıyorum. Alıyor. Tamam. Hadi gel. Gel sen de şöyle bir dışarı çıkalım gel. Yok. Ben bırakamam Erdal. Bırakamam. Ya kalk. Bir mahallede dolaşıp geleceğiz ya. Bir sakin ol. Allah Allah. Bir eczane buluruz, bir sakinleştirici falan alırız. Bak zaten İsmail başında bekliyor. Sakin. Evet, uyanınca sakinleştirici içsin değil mi? Tabii. İçsin. O da içsin, sen de iç. Tamam mı? Hadi kalk sen, kalk. Sen davula gitmeyeceksin. İyi hadi. Gel. Tut. Hı. Gel, bir şey yok gel. Bana bak, sık sık konuş ya. Gel. Sevip mutlu olmak varken gençliğimde sondu erken. Ölürüm ayrılmam derken kavuşmamız haram oldu. Ölürüm ayrılmam derken kavuşmamız haram oldu. Haram oldu, seven gönüller kahroldu. Şu koskocaman dünyada bize gülmek haram oldu. Şu koskocaman dünyada bize gülmek haram oldu. Mecnun. Nasılsın? İyi değilim ya. İyi değilim. Çok üşüyorum. Bayağı çölün ortasındayım ve donuyorum ya. Bırakma kendini. Daha bana yardım etmen lazım senin. Nasıl yapacağım ki onu? Nasıl yardım edeceğim ben sana? Ben senin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Sen neredesin? Ha? Böyle bir en ufak bir ipucu olsa... Sen ölüsün ya. Sen ölüsün Leyla şu anda ve ben bunu söylerken böyle çok dilim tuhaf oluyorum yani anladın mı? Biz acaba burada mı yaşasak? Hiç gitmesen sen, ben de hiç uyanmayayım. Vallahi ya şurada bir yerde bir, şu arka taraflarda güzel bir ev, arsa bakalım. Böyle bir ev yapalım orada. Topraktan girmiş oluruz yani, böyle bahçesini düzenlerim, böyle bitkiler ekerim oraya. İstediğimiz bitkiler de koyarız yani, rüyadayız sonuçta. Havuz bile yaparız vallahi. Her tür hayvanımız da olur. Olmaz öyle. Ne? Uyanman lazım. Uyanıp bana yardım etmen lazım. Nasıl yardım edeceğim ki? Rosebud. Hay Allah'ım, yine mi bu Rosebud ya? Hay bu Rosebud'un. Hay ben bu Rosebud'un bin türlü belasına. Bu ne ya? Nasıl yardım edeceğim ya? Allah. Leyla, Allah aşkına bir işaret ne olur. Yaşadığına dair bir tane işaret istiyorum. Ne olursun Leyla ya. Ne olur Leyla, bir işaret istiyorum ya. Leyla? Kim? Ben bunu size vereceğim, ha, size vereceğim adrese bunu teslim edeceksiniz. Bak bu kadar. Bu nedir ya? Allah'ım tüylerim ürperdi yemin ediyorum. Bu rüyada gördüğüm şey değil mi? Bu rüyada gördüğüm şey değil mi? Bunu nereye takacağız ya? Vallahi çıktı dosyasından. Rosebud. Neymiş lan bu Rosebud? Merhaba delikanlı. Sen beni tanımazsın. Ben de seni tanımam. Ama sende bana ait olan bir şeyler var. Haliyle durumu eşitlemek için bende de sana ait olan bir şeyler olmak zorundaydı. Baba! Baba! Baba bizi kaçırdılar! Kötü adamlar bizi kaçırdı! Ne şuş ya, biz de kötü adamız ya. Bak anlaşabiliriz yani. Belki de akrabayızdır yani. Niye öyle diyorsun? Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Çok kötü kokuyor yalnız. Onun için ne koydunuz daha önce? Bilmem. Baba imdat! Baba çağırın beni. Baba! Siz nasıl kötü adamsınız? Ya güldür hadi gizli bunu alama. Bence anlaşabilirdik ya. Pardon. Yanlış çuval. Yanlış çuval. Evet. Allah'ım. Leyla? Bana bak delikanlı. Eğer bu kızı... Adın neydi senin? Leyla. Ha! Eğer Leyla'yı canlı olarak görmek istiyorsan... ...dediklerimizi yerine getirmek zorundasın. Kimle? Ya neydi onun adı? Hani sana aşık olan bir çocuk vardı ya, renkli gözlü. Mecnun. Ha! İşte Mecnun! Mecnun, evet. Şimdi tabii sana garip geliyor değil mi? Ben burada böyle hani kamera karşısında sanki bu oradaymış gibi konuşunca... ...ama o bunu izleyince daha böyle anlamlı olacak, anlıyor musun? Pek anlamadım ya. O yüzden dahil olamadım olaya, kusura bakma. Sen takıl. Fark ettim, evet fark ettim. Ama senin şimdi burada bağırman gerekiyor. Niye? Kaçırdık seni, kaçırdık! Onu da fark ettim, evet evet. Şimdi bu görüntüleri o çocuk izledi. Neydi o çocuğun adı? Mecnun. Ha işte Mecnun. Benim isim hafızam çok kötü. İsim hafızam çok kötü. Bulmaca çöz. Evet, evet bulmaca çözmem lazım. Evet işte o bunları izleyince daha anlamlı olacak gibi. Evet anlamlı. Evet, ona söylemek istediğin bir şeyler var mı? Mecnun, ben seni hep sevdim. Hala da çok seviyorum. O kadar. Sen başka kimseye inanma, lütfen. Seni çok seviyorum. Leyla yaşıyor. Allah'ım yaşıyor Leyla. Şu an Leyla yaşıyor ve ben nerede olduğunu da bilmiyorum. Burada duruyorum. Kıyma gibi oturuyorum burada. Yemin ediyorum az yağlı kıyma gibi oturuyorum şu an burada ve ne yapacağımı bilmiyorum. Kim bunlar? Niye kaçırdılar Leyla'yı? Kime soracağım? Kafamda 1000 tane soru var. Kim cevaplayacak bunları? Merak etme evlat. Her gecenin bir sabahı, her sorunda bir cevabı vardır elbet. Dede? Ay gelmedin mi sen acaba? Kabus mu görüyorum yine? Şu an burada mısın? Gerçekten burada mısın? Evet buradayım tabii. Ne zaman birbirine kavuşmaya çalışan iki aşık var, ben hep oradayımdır. Sen bu aksakal dedene güven, gerisini merak etme. Yeter artık be! Bir adamı uyutmadınız şurada ya. Mecnun! Kim bu? Ne işi var benim yatağımda? Dedeciğim, o benim yatağım birincisi. İkincisi, bazı şeylerin de cevabı olmaz ya. İşte bu hani böyle... dede bu ya. Ne demek bazı şeylerin cevabı? Bana bak. Yoksa siz benim yerime yeni bir dede mi getirdiniz? Hayır. Ya, dedeciğim aşk olsun olur mu öyle şey? Ben değil de hani belki babam... Hani ben böyle çok seviyorum. Yazıklar olsun. Size verdiğim bütün emeklere yazıklar olsun. Yazıklar olsun.